Peki hocam, size en çok dehşete düşüren kıyamet alameti hangisi? Büyük kıyamet alametlerini okuduğumda en başta o gelir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete gelinceye kadar halkın ve bu insanların görebileceği en büyük fitne. Kıyamete yakın Dabbe, yani Dabbetül Arz ve Yecüc ve Mecüc'ün çıkışını biliyoruz. Bunlardan korkmalı mıyız hocam? Kim bu iki kuvvete sığınırsa, bırak Yecüc Mecüc'ü, Dabbe'yi, Deccal denen fitneden bile. Eski zamanlarda da günahların yaygın olduğu toplumlar, dönemler vardı. Belki ileride çok daha kötü olacak. Yani yaşadığımız dönemin ahir zaman olduğundan nasıl emin olabiliriz? Cadde üzerinde, insanların gözü önünde, çırılçıplak bir vaziyette bir kızla ya da erkek erkeğe zina ettiğinde başka birisi ya bari burada yapmayın, arka tarafa, binanın arkasına geçin dediğinde sen Ebu Bekir misin, bize karışıyorsun diyecekler, aşağılayacaklar. Halbuki ikisi de inanmayan insanlar. Sizi Çınaraltı İstanbul'da görmekten çok memnunuz. Bugün çok merak edilen ve bir o kadar da önemli, kıyamete dair, çok önemli bir konuya dair size sorular hazırladık. İnşallah hazırsanız hemen başlayalım. Sizce kıyamet yaklaştı mı? Pek çok kıyamet alameti gerçekleşti. O yüzden her an kopma ihtimali var diyebilir miyiz? Her an diyemeyiz. Muhammed Aleyhisselam hadis-i şeriflerinde gelecekten bahsettiği kıyamet alametlerini anlattığı hadis-i şeriflerinde küçük alametleri saymıştır, büyük alametleri saymıştır. Küçük alametleri zikrettiği hadislere baktığımız zaman ilmin yeryüzünden alınması hadisi, zinanın artması hadisi, içki tüketiminin çoğalması, kıyamete yakın içki tüketimi çoğalır diyor. Depremler artar diyor farklı bir hadiste. Bunlar hep muhtelif farklı hadislerdir. Bu hadislere baktığımız zaman küçük alametlerin tamamı yeryüzünde vuku bulmuştur. Ancak büyük alametlerden bir tanesi bile ortaya çıkmamıştır. Muhammed Aleyhisselam 10 büyük kıyamet alameti gerçekleşmeden kıyamet kopmaz diyor. O 10 alametin ilki hangisi? Duhan'dır. Kur'an'da Duhan suresi var. O büyük bulutu, bütün yeryüzünü kaplayacak olan büyük bulutu anlatan bir suredir. Daha bu ilk alameti bile, ilk büyük alameti bile görmedik. Dolayısıyla kıyamet kopmaya yaklaştı, küçük alametler çıktı ama her an kopabilir diyebilmek için büyük alametlerin görülmeye başlaması lazım. Yeryüzünde biz henüz büyük alametlerden bir tanesini bile görmedik. Bu yüzden her an kopabilir diyemeyiz. Peki hocam, hadiste ümmetimin ömrü 1500'ü çok geçmez diyor ve biz de hicri olarak 1444 yılındayız. Bu hadise göre kıyametin vakti çok yaklaştı diyebilir miyiz? Çok yaklaştı dememek lazım. Yaklaştı, evet yaklaştı. Çünkü Muhammed Aleyhisselam buyurdu, ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez. Bu yüzyılın başına kadar 14 asır geçti. 14 asırda Muhammed Aleyhisselam'ın vefatından sonra her yüzyılın başında büyük bir İslam alimini göndermiştir ve bütün bid'atleri temizlemiştir. Bu yüzyılın başı da 1444 oldu. Hicri olarak 1444'teyiz. İmam Rabbani Hazretleri bu yüzyılda artık Mehdi gelmediğine göre kendisi hakkında dediler ki İmam Rabbani, senin ismin Muhammed, babanın ismi Abdullah. Dolayısıyla Mehdi sen olabilir misin? İmam Rabbani dedi ki hayır. Çünkü 25 geçti. Yüzyılın başı demek ilk 25 demektir. Her hicrinin ilk 25'inde gelmek zorunda Mehdi. Yüzyılı geçtiği için benim Mehdi olma ihtimalim yok diyor mübarek alim. Dolayısıyla 1444'te olduğumuz için ve İmam Mehdi hala kendisini göstermediği için bu yüzyılda, yüzyılın sonuna kadar gelme durumu yoktur. Büyük alametlerden bir tanesi Mehdi'nin ve Deccal'ın ve İsa Aleyhisselam'ın zuhuru olduğundan ve bunlar görülmediği için bu yüzyılın sonuna kadar kıyamet kopmaz. Yüzyıldan sonra ilk 25'e bakılır. Bizden sonra çocuklarımız, torunlarımız bakar. 1500'ün ilk 25'inde imam gelirse, Mehdi gelirse ki Muhammed Aleyhisselam senin zikrettiğin hadis-i şerifte sahih bir kaynaktır. Ümmetimin ömrü 1500 seneyi pek geçmez diyor. Dolayısıyla 1500'ün ilk 25'ine bakılır. İmam Mehdi gelirse peşi sıra bütün büyük kıyamet alametleri gelir ve hakikaten de her an beklenebilir. Hocam, hadislerdeki kıyamet ve ahir zaman bahislerine dair tabii ki her dönemde insanlar ahir zamanda olabiliriz diye bir endişeye kapılıp dikkat etmişler hallerine, tavırlarına ama eski zamanlarda da günahların yaygın olduğu toplumlar, dönemler vardı. Belki ileride çok daha kötü olacak. Yani yaşadığımız dönemin ahir zaman olduğundan nasıl emin olabiliriz? Muhammed Aleyhisselam'ın sözünden emin oluyoruz. Ben ikindi vaktinin peygamberiyim diyor. Övgüler ve selam üstüne olsun. İkindi vakti ne demek? İslam alimleri bu hadisi şerh ediyorlar. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz Aleyhisselam'a gelinceye kadar bütün peygamberler sabah vaktinden ikindi vaktine gelmiş sayılır. İkindi vaktine kadar hepsi vazifesini bitirdi. Muhammed Aleyhisselam diyor ki ben ikindi vaktinin peygamberiyim. Benim ümmetimin sonu da akşam ezanıyla son bulacaktır. Halk arasında bir tabir vardır. Kıyamet akşam ezanı okunduktan sonra kopacak diye. Hayır, bu mecazdır. Muhammed Aleyhisselam burada müteşabih yapıyor. Teşbih yapıyor ve bir benzetme yapıyor. Kendisi ikindi vaktinin peygamberi olduğu için ümmetine anlattığı süre, Kur'an'ı ve sünneti tebliğ ettiği süre ikindi ile akşam arası olacağından dolayı kıyamet akşam vaktinde kopacaktır tabirini kullanmıştır. Dolayısıyla süre çok yakınlaştı. Son peygamber geldi, ikindi vakti geldi, vazifesini yaptı. Kıyamete yaklaştığımız süre yakın olduğu için bizim bu vakit içinde kıyamete hazırlanmamızın çok daha kuvvetli ve çok daha dikkatli olmasını bize beyan etmek adına ikindi vakti peygamberiyim buyurmuştur. Bu vakte, ikindi vaktiyle akşam arasındaki vakte ne deniyor? Ahir zaman. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam'ın sözünden biz ahir zamanın bu vakit olduğunu anlıyoruz. Kıyamete kadar, o güneşin batıdan doğması denilen son alamete kadar geçecek olan bütün süre
süreye, bütün zamana ahir zaman dilimi denir ve biz de bu ahir zamanın ümmetiyiz. Kafirler de ümmettir, biz de ümmetiz. Biz ümmeti davetiz, Muhammed Aleyhisselam'ın davetine icabet etmiş olan ümmet. Diğeri de ümmeti gayri icabe. Kafirlerse, 6 milyarlık kafirler ümmetiyse Muhammed Aleyhisselam'ın davetine icabet etmemiş ümmet sınıfındandırlar. Dolayısıyla hepimiz ikindi vaktinden akşam vaktine kadar ahir zaman içinde yaşıyoruz ve bu zaman içinde imanımızı Kur'an ve sünnetle muhafaza etmeye çalışıyoruz. Allah Teala bizi imanla ölenlerden etsin kardeşim. Kıyamete yakın Dabbe, yani Dabbetül Ars ve Yecüc ve Mecüc'ün çıkışını biliyoruz. Bunlardan korkmalı mıyız hocam? Tabii ki öyle. Daha önce görmediğin türler. Dabbe yerden biten yaratık, yerden biten hayvani bir varlık anlamına gelir. Yecüc Mecüc ise kimsenin bir şey söyleyemediği, kaynaklarda da çok az bilgi olan bir varlık. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın dağların arasına bir çelik setler örmeyle hapsettiği varlıklar. Yeni bir tür. Tıpkı huriler ya da gılmanlar gibi cennette göreceğimiz insanların, cinlerin ve hayvanların dışında yeni bir tür. Şu ana kadar insanların göremediği bir tür. Dolayısıyla insanın en çok korktuğu şey nedir? Görmediği, hakkında bilgisi olmayan şey. Dabbe'yi de görmedik, bilmiyoruz. Artık bulaşıcı bir hastalık mıdır? Yoksa gözle görünen bir hayvan mıdır? Hiç kimse bu konuda net bir şey söyleyemiyor. Sadece yerden çıkacak olan bir hayvan. İnsanların nizamını, düzenini bozacak olan varlıklar. Bunlardan korkmalıyız ama Allah-u Teala Hazretleri ne kadar zorluk verirse versin, muhakkak bunların karşısında yardımcı olacak kuvvetler de verir. Bunların karşısında bize destek olacak, yardımcı olacak kuvvetler kimdir? Bir imam gelecek. Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerinde imam diye zikrettiği halkın Mehdi diye bildiği zat gelecek. Kendi sünnetine tamamen bağlı. Mezhepleri kaldıracak. 4 hak mezhep ve bid'at mezheplerin tamamı kalkacak. Çünkü Muhammed Aleyhisselam nasıl dini yaşıyorsa biz bileceğiz ki onun torunu İmam Mehdi de aynı şekilde o nasıl namaz kılıyorsa, o nasıl abdest alıyorsa, o nasıl yürüyorsa ve oturuyorsa aynısını yapıyor diyebileceğiz. Dolayısıyla mezhep alimlerimize uymamıza gerek kalmayacak. Direkt olarak ona uyacağız. Artık yeni kitaplar, yeni kayıtlar İmam Mehdi böyle yapardı diye yazılacak. Yeni bir mezhep ortaya çıkacak. Muhammed Aleyhisselam'ın mezhebi yenilenmiş olacak. Dolayısıyla İmam Mehdi'yi bize gönderecek. Bu sinsi kuvvetlerin, bu dünyaya kaos yayacak olan kuvvetlerin karşısında denge sağlasın diye İmam Mehdi'yi gönderecek. Bir, ikincisi Hazreti İsa'yı gönderecek. Allah'ın selamı o ikisi üstüne olsun. İsa Aleyhisselam bir peygamber olarak inecek ama Muhammed Aleyhisselam'ın şeriatına tabi olan bir peygamber olarak inecek. Ve dünyada önceki vazifesinde evlenmeyen İsa Aleyhisselam dünyada evlenecek ve Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine uymuş olacak. Bin netice, karşımızda çok ciddi korkulması gereken kuvvetler var ama sığınılması, kendilerine tabi olunması gereken kuvvetler de var. Kim bu iki kuvvete sığınırsa bırak Yecüc Mecüc'ü, Dabbe'yi, Deccal denen fitneden bile korunur ve imanını muhafaza etmiş olur. Allah bizi ve soyumuzu onlardan etsin. Peki hocam, size en çok dehşete düşüren kıyamet alameti hangisi? Muhammed Aleyhisselam'ın hadisi beni çok dehşete düşürür. Büyük kıyamet alametlerini okuduğumda en başta o gelir. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete gelinceye kadar halkın ve bu insanların görebileceği en büyük fitne Deccal fitnesidir. Daha büyük bir fitne yoktur. Karşımızda bir insan var. Bu insan ırk olarak bir Yahudi ama süper güçleri olan bir Yahudi. Süper güçleri sihirden mi alıyor yoksa yüksek teknolojiden mi alıyor? Bu konuda net bir şey söyleyemiyorlar ama süper güçler olduğu ortada. Günümüzdeki süper kahraman filmlerinde bilirsiniz. Bazıları mutaje olmuş, mutasyondan dolayı süper güçleri var. Bazıları ise parasını konuşturuyor ve teknolojiyle süper güç sahibi oluyor. Bunlar da ikiye ayrılmıştır. Deccal da bunun gibidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın onu anlattığı, onu tarif ettiği hadislerine baktığımız zaman bir şahıs olduğunu görüyoruz. Halktan bazıları müteşabih olduğunu söyler. İşte kimisi internet olduğunu falan söyler. Bu gibi müteşabihata sevk ederek onu tarif etmeye çalışan insanlar olsa da İslam alimlerinin büyük çoğunluğu hayır. Hadislerden baktığımız zaman Deccal'ın bir şahıs olduğu, yediği, içtiği ve uyuduğu görülüyor derler ve onun bir şahıs olduğuna iman etmişlerdir. Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Onun bir elinde cennet, bir elinde cehennem vardır. Cennet olarak gösterdiği cehennemdir. Cehennem olarak gösterdiyse cennettir. Demek ki halkın içinde gezecek, tıpkı biz İslam davetçileri gibi. Halkın içindeyiz, halatır soruyoruz ve İslam'ı tebliğ ediyoruz. Cennetin yolunu gösteriyoruz, cehennemin yolunu gösteriyoruz. Deccal da aynı şekilde bunu yapacak biz insanlar gibi. Fakat onun özelliği şu, manipülasyon kuvveti çok yüksek ve illüzyon kuvveti çok yüksek. Yani illüzyon ne? Cennet diye bir şey gösteriyor. Halbuki onu kabul edenler cehenneme gidiyor. Cehennem diye bir yol gösteriyor. Onu kabul edenler, hayır ben seni dinlemeyeceğim, o gösterdiğin, kötü olarak gösterdiğin yola gideceğim diyenler cennete, Allah ve Resulünün yoluna gidiyor. Bu kadar tehlikeli bir varlık. Efendimiz başka hadisinde onun şaşı olduğunu söylüyor. Şaşıdır. Deccal ben sizin Rabbinizim der. Halbuki o avardır. Avar şaşı demektir Arapçada. Şaşıdan Rab olur mu? Yeme içmek zorunda olan birisinden, uyumak zorunda olan birisinden Rab olur mu? Diyor Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir alametinde onun tam alnının üzerinde Arapça kef ve ra yazar. Okuma yazma bilmeyenler bile bu yazıyı görür. Arapçada 3 harf vardır. Kef, fe ve ra harfleri. Kafir diye Türkçe olarak yazmaz ama Arapça bu 3 harfi tam alnının ortasında Allah Teala Hazretleri insanlığı korusun diye, bir işaret olsun diye o insanın, o Yahudinin tam alnına koyacaktır. Bu kadar tehlikeli bir varlık müthiş bir şekilde manipüle edebiliyor. Ölüyü diriltebilecek bir teknolojiye ya da sihre sahip. Ölüyü diriltme olayı peygamberlerde görülmüştür ve Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetinden bazı velilere de Allah Teala bu kerameti vermiştir. Bir mucize olarak değil, keramet olarak vermiştir. Bunu istidraç olarak Deccal denen o fitneye de verecektir. Bir insanı alacak, bütün halkın gözü önünde ortadan ikiye bölecek ve tekrar onu birleştirecek ve diriltecek. Tıpkı sihirbazların illüzyon olarak
şu anda karşımıza koyduğu gibi. Bu gerçek. Diriltecek. Ve ona diyecek ki ben senin Rabbin değil miyim? O da diyecek ki hayır, ben inandım senin Deccal olduğuna. Çünkü Muhammed Aleyhisselam hadislerinde ölüyü diriltebileceğini söylemişti. Sen de beni dirilttin. Allah'ın laneti senin üstüne olsun diyecek. Bu kadar tehlikeli bir fitneyle karşı karşıyayız. Diğer alametlerin hepsini bir tarafa koyun. Deccal alametini bir tarafa koyun. Çünkü ortada bir şahıs var. Yüz yüze bizimle konuşabilecek. Şeytanın etten kemikten görünür hali ve süper güçleri olan bir hali. Allah Teala Hazretleri bizleri bu fitneden korusun kardeşim. O alametlerde bizim ne yapmamız lazım hocam? Nasıl hazır olabiliriz ya da nasıl bir tavır almalıyız? Sevgili kardeşim, kişinin ölümü kendi kıyametidir. Kişi öldüğü zaman kıyameti kopmuş demektir, hesap başlayacak demektir. Kullar, aklı başında olan kullar kıyamete hazırlanmak istiyorsa muhakkak kendilerini ölüme hazırlamaları lazım. Şimdi rakamsal olarak baktığımızda bizim büyük kıyamet alametleri de ortaya çıkmadığına göre bizim kıyamete erişmemiz mümkün değil. Zaten Muhammed Aleyhisselam buyurdu, kıyamet Allah Allah diyen kimsenin üzerine kopmayacaktır. Dolayısıyla biz Müslümanlardan kimse bu kıyametin dehşetli halini görmeyeceğiz. Bizim göreceğimiz kıyamet ne? Ölüm kıyametini inansak da inanmasak da hepimiz görecek miyiz? Bu kesin. Şu halde bizim ölüm kıyametine hazır olmamız lazım. Kaldı ki ölümden sonra göreceğimiz azaplar ve sıkıntılar, çileler kıyametin çilelerinin yanında çok daha şiddetli ve çok daha çetin olacaktır. Dolayısıyla kesin olarak karşılaşacağımız ölüme hazırlanırsak neyle hazırlanacağız? İbadetle, zikirle, namazla, İslami bir yaşam tarzıyla. Hazırlanırsak kıyamete de hazır olduğumuz anlamına gelir. Bütün kardeşlerimi ölüme hazırlanmaya davet ediyorum. Kıyametten korkmayı bırakın da imansız ölmekten korkmaya bakın. Çünkü ölüme imansız gittiğin zaman ebedi hayatını kaybediyorsun. Allah Teala son nefeste bize şehadeti nasip etsin. Ayrı zamanda Müslümanların en çok neye dikkat etmesi lazım hocam? Toplumsal anlamda, bireysel anlamda, ümmet olarak. İmanı kaybetmemek. En önemli mesele bir Müslüman için imanı kaybetmemektir. Bunun yolu nereden geçer? Bunun yolu arkadaştan geçer. Bir adamın arkadaşları kötüyse, etrafı kötüyse, istediği kadar hafız olsun, istediği kadar medrese tahsili eğitimi alsın. Etrafımda böyle bir sürü insan var. Hafızlık eğitimi almış, medrese eğitimi almış, hocalık eğitimi almış fakat ticaret hayatına girmiş. Arkadaşları da kötü, içkiden ve zinadan kurtulamıyor. Neden? Kötü arkadaşlarını terk etmiyor. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, kişi arkadaşının dini üzeredir. Şu halde sizden herhangi biri kiminle arkadaşlık yaptığına dikkat etsin. Onun dinine deizm mi? Onun dinine ateizm mi? Komünizm mi? Farklı farklı ideolojilere, insan yapımı dinlere mi tabi olmuş? Unutma, sen istediğin kadar ben Müslümanım de, yarın öbür gün 10 tane sana zehirli fikir zerk etmeye çalışacak, 9 tanesi teğet geçecek ama bir tanesine kanacaksın. Çünkü kötülerle arkadaşlık yapmaya devam ediyorsun. İyilerle arkadaşlık yapmaya devam edersen ne olur? İmanını muhafaza edersin. Bu yüzden Allah Teala Hazretleri Kur'an'da Allah'tan korkun ve sadıklarla beraber olun buyuruyor. Bakın Allah'tan korkmamızı istiyor kendisinden. Korkmamızı istiyor çünkü korku bizi tetikte tutar. Korku bizi teyakkuzda tutar. Öğretmeninden korkmayan bir öğrenci asla başarılı olamaz. Teknik direktöründen korkmayan bir futbolcu, bir basketbolcu asla başarılı olamaz. Disiplin sahibi olamaz. Disiplini olmayan bir adamın yeteneği ne olursa olsun başarı sahibi olamaz. Allah'ından, yaratıcısından korkmayan bir kul da asla başarılı olamaz. Pisliğe, bataklığa düşmeye ve düşmeye devam eder. Korkmanın işareti nedir? Sadıklarla beraber olmak. Onun dostlarıyla, ondan en çok alimler korkar diyor başka ayet-i kerimede. Allah'tan en çok bilgi sahibi alimler korkar. Dolayısıyla sen ne yapacaksın? İmanı muhafaza etmek için sadıklarla beraber olacaksın, alimlerle beraber olacaksın, ilim meclislerinde daimi olacaksın ve bunların hepsinin ötesinde kötü arkadaşları terk edeceksin. Bunu yaptığın zaman imanı sağlam bir kurşun geçirmez bir kasa içinde muhafaza etmiş olursun. Şeytan istediği kadar illüzyon yapsın, seni kandıramaz, aldatamaz. Ve imanla ölen kişi de zaten ebedi olarak nereye gider? Dünyada çektiğin bütün sıkıntılar boş olur. Bir rüya gibiymiş ya. Muhammed Aleyhisselam'ın hadisini hatırlayın. İnsanlar uyandığı zaman yaşadığı hayatı bir rüya olarak hatırlar. Biz şimdi sabahleyin bir uyanıyoruz. Aa, gece rüyadaydım hocam. Denize gittim, yüzdüm, sonra baktım denizin üstünde yürümeye başladım. Karşı tarafta sahile gittim. Bir arkadaşım beni davet etti. Yemek yedik falan. Bir uyandım. Aa, rüyaymış. Toplam kaç saniye? Bilimsel tespittir. 7 saniye. O kadar sanki saatler boyunca gördüğü rüya 7 saniye sürüyor. Uyandığımız zaman gerçek hayata, yani ahiret hayatına, dünyada gördüğümüz bütün sıkıntılar, bütün keyifler, bütün hazlar bize 7 saniye, 10 saniye ya da 1 dakika kadar kısa gelecek. Artık zaman diliminin olmadığı gerçek hayata geldik. Bütün Müslüman kardeşlerimizi gerçek hayata hazırlamaya, kendilerini hazırlıklı olmaya davet ediyorum. Gerçek hayata, sonsuz hayata hazırlanmaya davet ediyorum. İmanı kurtar davet ediyorum. Bunun yolu bir, kötü arkadaşlarını terk et. İki, sadıklarla ve alimlerle beraber ol. Günümüzde bariz bir şekilde gördüğünüz kıyamet alametleri nelerdir? Sevgili kardeşim, küçük alametlerin bir tanesi, en bariz gördüğüm küçük alametlerin bir tanesi ve en çok ayyuka çıkan ve benim midemi en çok bulandıran ve beni en çok üzen alamet. Muhammed Aleyhisselam buyurdu, Allah Teala erkeğe benzeyen kadına lanet etti, kadına benzeyen erkeğe lanet etti. Günümüzde en çok gördüğüm alamet cinsiyet akışkanlığı, cinsiyet değişimi, erkeklerin kadınsı giysiler giymesi, daracık, ince
ince, transparan, vücut hatlarını belli eden giysiler giymesi, kadınsı incelik, ince konuşmalarda, ince gırtlaklarda bulunması, bugün yüzlerce, binlerce insan hastanelerde, özel hastanelerde sıra bekliyor. Gırtlak tellerini inceltmek için, gırtlak tellerini incelten erkekler. Daha kibar, daha ince, kadınsı konuşmak ve kadınları daha iyi etkileyebilmek adına. Estetik için bekleyen erkekler, cinsiyet değiştiren kadınlar, erkeğe benzeyen kadınlar da var. Şimdi erkekleri söyledim, kadınlara benzeyen erkekleri ama erkeğe benzeyen kadınları görüyorsunuz. Dizilerde, filmlerde her tarafa sokuşturulmuş karakterler. Erkeğe benzeyen kadın ne oluyor? Kısa saçlar, sert bir konuşma tarzı, erkeksi pantolon, erkeksi gömlek, erkekli ceket. Tavırlar hep katı, sert ve kaba. Kadınlarla eşcinsel yaşamla beraberler ama bu ailede erkek, yani koca bu erkek. Kısa saçlı, gözlüklü, kaba ve sert konuşan, erkeksi davranan kadın. Bugün gördüğüm en büyük kıyamet alameti cinsiyet akışkanlığı, cinsiyet değişimi. Allah Teala Hazretleri bu ümmeti bu cinsiyet değişiminden, mahalle baskısıyla pompalanmak istenen LGBT dininden, bu yeni bir din artık, bu yeni bir ideoloji, küresel para baronları nüfusu azaltmak, aileyi yok etmek için akışkan cinsiyeti ortaya koydular. Erkek yoktur, kadın yoktur, insan vardır dediler. Cinsiyeti inkar ediyoruz dediler. Bazı üniversitelerde bu ideolojiye kurban olmuş üniversite öğrencileri erkek tuvaleti, kadın tuvaleti yazılarını kaldırıyor ve buralara erkek ya da kadın olmaksızın, hiç cinsiyet fark etmeksizin giriyorlar. Biz cinsiyet diye bir şey kabul etmiyoruz diyorlar. Radikaller, azınlıklar ama varlar ve bunu arttırmak istiyorlar. Mahalle baskısıyla bize bu akışkan cinsiyet ideolojisini dayatmak ve neslimizi, ailemizi yok etmek istiyorlar. Bugün gördüğüm en açık kıyamet alameti cinsiyet akışkanlığıdır. Allah Teala bu ümmeti kurtarsın. Gerçekleşen ve gerçekleşmeyen kıyamet alametleri nelerdir? Büyük alametlerden hiçbir tanesi gerçekleşmedi. Büyük alametlerin ilkini Muhammed Aleyhisselam hadisinde şöyle anlatıyor. Allah Teala tüm dünyayı kaplayacak bir duhan ortaya çıkarır. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet alametleri nasıl başlar? Büyük alametler nasıl başlar? Duhanla başlar. Duhan suresinde Mevla Teala o işaret geldiğinde bütün göğü bir duman kaplayacaktır buyuruyor ayet-i kerimede. Mevla Teala bu ayet-i kerimeyi Muhammed Aleyhisselam'a vahiy yoluyla aktardığında ve Peygamberimiz de sahabilerine bu ayeti anlattığında sahabiler sordular. Detay verir misin ey Allah'ın Resulü, bize bunu açıklar mısın? 40 gün boyunca kalacak olan bir duman. Bütün göğü kaplayacak, güneşle bağlantımız kalmayacak, güneş ışıkları içeriye gelmeyecek. Müslümanlar bir nezle gibi bu dumandan etkilenecekler. Kafirlerse sarhoş olacaklar. Tıpkı içki içip ya da uyuşturucu içip aklını kaybeden insanlar gibi bu dumandan dolayı çok fazla etkilenecekler. İnanmayanlar sarhoş olacaklar. Bu duman alameti, yani duhan, Arapça tabiriyle duhan, kıyamet alametlerinin ilki ve en kritiklerinden bir tanesidir. Bundan sonra sıra gelecektir. Peş peşe 9 alamet daha gelecektir. Dabbetül arz, Ye'cuc Me'cuc, Deccal'ın çıkması, İmam Mehdi'nin gelmesi, peşinden İsa Aleyhisselam'ın onu desteklemesi, Deccal'ı öldürmesi gibi farklı alametler. Yemen'den çıkacak olan büyük bir yangın, doğuda, batıda ve Arabistan yarımadasında ortaya çıkacak olan büyük depremler, çok büyük, anormal 3 büyük deprem. Bunlar büyük 10 ayrı kıyamet alametidir. Bunların tetikleyicisi ve ilki duhandır. Bu da çıkmadıkça büyük alametler başlamış diyemeyiz kardeşim. Evet hocam, kıyametten, ahir zamandan, tehlikelerden bahsettik ama Müslümanlar olarak bizi ne bekliyor? Yani zor günler mi bekliyor yoksa müjdeli günler mi bekliyor? Sura üfürülme yaklaştıkça zor günlerin miktarı, limiti artacak. Zorluk, imtihan, sınav ağırlaştıkça ağırlaşacak. Bizi daha zor günler bekliyor ki kolay dönem, yani altın çağı, o 40 yılı boyunca İslam'ın dünyaya hakim olacağı altın çağa gelebilmesi için bozulmanın gittikçe artmış olması lazım. Dolayısıyla zorluk devam edecek. İmam Mehdi ve İmam İsa, Allah'ın selamı o ikisinin üstüne olsun, bunlar gelinceye kadar zorluklar devam edecek. Bunlar geldikten sonra 40 yıllık, bazı alimlerin deyimiyle 100 yıllık bir altın çağı, tüm dünyaya İslam'ın hakim olduğu bir altın çağı gelinceye kadar, onlar idareyi ele alıncaya kadar zorluğumuz, sınavımız devam edecek. Dünyadaki bozulma, kaos devam edecek. Zaten dünyadaki duruma baktığımız zaman, felaket boyutlarına baktığımız zaman her geçen yılda bunu görüyoruz. 2021'de dünyadaki felaket miktarı, küresel afet miktarı 100 iken 2022'de 200'e çıkıyor. Belki bu sene küresel afet miktarı 250'ye 300'e falan çıkacak. Bu kıyamete doğru bu küresel afet, işte küresel bozulma, küresel ısınma, iklim değişikliği, krizi sebebiyle bu bozulmalar, Allah'ın kurduğu bu denge, insanların yaşam tarzının bozukluğu sebebiyle, israfının çokluğu sebebiyle bozulmaya devam edecek ve küresel afetler artmaya devam edecek. Bu kıyamete kadar zorluk ve bozulma, fitne daha fazla olmaya devam edecek. Bizim ne yapmamız lazım? Bizim bu zorluklar içinde imanı muhafaza etmeye çalışmamız lazım. Zaten Muhammed Aleyhisselam buyurdu, kıyamet Müslüman üzerine kopmayacak. Efendimiz Aleyhisselam şöyle dedi, Allah Teala en son, bozulma çok fazla artınca en son bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar inananların bir kollarının altından girecek ve onların nefeslerini kesecek. Bütün Müslümanlar ölecekler. Yeryüzünde kalan inanmayanların tamamı atalarının dinlerine, insan yapımı dinlere geri dönecekler ve kafir olarak yaşamaya devam edecekler. Bu bir müddet daha devam ettikten sonra son alamet ortaya çıkacak. Son alamet nedir? Güneşin batıdan doğması. Güneş batıdan doğduktan sonra 120 sene boyunca yeryüzünde inanan, iman eden tek kimse olmayacak zaten. Herhangi bir kişi cadde üzerinde, insanların gözü önünde, çırılçıplak bir vaziyette bir kızla ya da erkek erkeğe zina ettiğinde başka birisi, ya bari burada yapmayın, arka tarafa, binanın arkasına geçin, zinanızı orada
yapın dediğinde sen Ebu Bekir misin bize karışıyorsun diyecekler. Bununla alay edecekler, aşağılayacaklar. Halbuki ikisi de inanmayan insanlar. Bu kadar bozuk bir ortam olacak ama o anda yeryüzünde Müslüman olmayacak. Tekrar o hadisi zikredelim. Kıyamet Allah Allah diyen kimsenin üzerine kopmayacaktır. Dolayısıyla bizim hayat tarzımızla, yaşam tarzımızla zayıf Müslümanlardan değil, kuvvetli Müslümanlardan olmaya gayret göstermemiz lazım. Ne demek kuvvetli Müslüman? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Allah nazarında Allah kuvvetli Müslümanı zayıf Müslümandan daha çok sever. Kuvvetli Müslüman ne demek? İlmi olarak kuvvetli, ahlaki olarak kuvvetli, ibadet olarak kuvvetli, mali olarak kuvvetli. Adam zenginse zekat verebilir, fakir zekat veremez. Dolayısıyla Allah'ın nazarında eğer biz kendimizi ilmi olarak, ahlaki olarak geliştirmiş, yetiştirmiş, kuvvetli Müslümanlarsak Allah bizi zayıflardan çok daha fazla seviyor ve bizi koruyor. Kıyametin küçük ya da büyük alametlerinden, imansız ölmekten, deccal fitnesinden, bütün fitnelerden bizi koruyor. Bu yüzden kuvvetli Müslüman olmaya gayret göstermemiz lazım. Benzin deposuna girmeye çalışıyorsun, arabana benzin alacaksın. Orada bir yazı, ateşle yaklaşma. Kocaman yazılar var. Ateşle yaklaşmayın, sigara içen gelmesin. O yazıdan, bir insan yapımı bir yazıdan korkuyorsun, çekiniyorsun ve sigaranı dışarıda atıyorsun. Ya da orada bir çakmak falan çakmıyorsun. Ki benzin deposunu patlatmayayım, arabam falan yok olmasın diye. Allah Teala Hazretleri Kur'an'da yüzlerce ayette ateşe yaklaşmayın diyor bize. Ateşe yaklaşmayın. Şunu yaparsanız yaklaşmış olursunuz. Zina ederseniz ateşe yaklaşmış olursunuz. İçki içerseniz, kumar oynarsanız, namaz kılmazsanız, peygamberime itaat etmezseniz ateşe yaklaşmış olursunuz. Benzine ateşle yaklaşmış olursunuz diyor. Aklı başında olan bir Müslüman, bir insan yapımı ateşle yaklaşmayın sözüne verdiği değerin çok daha üstünü, asla yalan söylemeyecek olan zatın yani Allah'ın sözlerine vermesi lazım gelmez mi? Allah Teala Kur'an'da yüzlerce yerde cehenneme yaklaşmayın, cennete doğru yürüyün. Ben size peygamber gönderdim, sizin gibi yiyor, içiyor ama mucizelerle donattım onu. Onu takip ederseniz kesin kurtulursunuz diyor. İşte bizim bu alametler karşısında almamız gereken tavır bu. Çünkü Mevla Teala Kur'an'da buyurdu ki: "Men yuti'ir rasule fekad ata'allah." Kim Resul'e itaat ederse o Allah'a itaat etmiş olur. Resulü takip et, onun yaptığı gibi yapmaya çalış. Sen Allah'a itaat ettin, sen kurtuldun. Ama yok, ben sadece Allah'ı dinlerim, peygamberi dinlemem, kitapmış, hadismiş, mezhepmiş bunlara bakmam dersen kendi dinini, kendi mezhebini ortaya koymuş olan ideolojik bir tanrı olursun. Ben tanrıyım demezsin ama Kur'an'ın dışında alternatif bir yolu ürettiğin için sen de artık Allah'ın nazarında yeni bir tanrısın anlamına gelir. Allah Teala bizi bu sapmalardan korusun, bizi zayıf Müslüman değil, kuvvetli Müslümanlardan yapsın ki kendimizi kurtarmanın yanında ailemizi ve etrafımızdaki Müslümanları da kurtaralım ve İslam'a sevk edelim. Ateşe değil, cennete, güzel bir yere sevk edelim. Allah bize yardım etsin kardeşim.